Herkes tabii merak eder. Böyle fıstık gibi bir yavruyu nasıl kırar? Çok ağır bir fikir şu anda. Ya hayır, böyle ben şeye gülüyorum bu arada. Neye? Senin başlığına mı? Yani senin giri hem başlığına gülüyorum hem girişine gülüyorum yani. Nasıl tavladınız acaba? Anlatır mısınız? Tatilde bir kız nasıl tavlandı arkadaşlar? Size bunu aşama aşama anlatacağım. Şimdi biz aslında tatilde tanıştık. Evet. Tatilde bir gün, bu o zamanlar Hovarda, Olimpos'ta böyle serseri gibi geziyor. Şebnem normalde eskiden bir bankacı, tamam mı? Bir beyaz yaka çalışanı. Her beyaz yaka çalışanının olduğu gibi bulunduğu durumu kabul etmeyip tatillerde olabildiğince serseri ve bohem hayat sürmeyi seven bir banka çalışanı. Yani Olimpos'a gidip orada işte... Yani çift yaşamım var, ikili bir yaşamım var değil mi? Düşünebilirsiniz. Yani evet, doğayla iç içe. Aynen, gündüzleri değil mi? Çekmişim o şeyleri, takımları falan, böyle bankada bir çalışanım ama bir yaz tatili gelsin, bir hafta sonu gelsin, o maaşlar bir yatsın. Absürt. Banka çalışanları, üniformalı çalışanları çoğu insan ya da ben bilmiyorum, küçükken belki öyle görüyordum yani. Sanki çok böyle kurumsal insanlar gibi hayal ediyorsun. Halbuki ne kadar az saçma yani öyle hayal etmek. Yok, mesela, kurumsalız ne gibi? Şundan çalışırken dolayı. Kurumsalız. Yok yok, birey olarak da kurumsal zannediyorsunuz. Mesela biz konsere gidecektik bir yerde. Banka çalışanı işte gişeden para çekilecek, bir şey yapılacak falan. İşte konsere mi gidiyorsunuz diye muhabbet oldu. Evet dedik mesela. Aa, ben de gideceğim akşam falan dedi. Çok şaşırmıştım mesela. Ha, onların aslında bir şeyi yok gibi. Banka çalışanı akşam konsere gider mi ya falan. Hani anlamıyorsun öyle kafayı yani tam olarak. Şebnem de... Banka çalışanı arıyorum, biliyor musunuz? Şu anda bir banka çalışanı arıyor beni. Şimdi Şebnem'le biz aynı tesiste kalıyorduk. Tabii birbirimizi tanımıyoruz. O arkadaşıyla gelmişti, ben arkadaşımla gelmiştim. Enis anlatıyor şu anda ama... Ya ben gülerek dinliyorum Enis'i. Yani anlatsın bakın, bunu. Bakın nasıl tavlanır izleyin şimdi. Şöyle... Bak ya, gene aynı şeyi söylüyor ya. Tesiste... Nasıl tavlanmış, çok merak ediyorum. Ya tesiste bir işte akşam... Tesiste bir masa tenisi var. Biz masa tenisi oynuyoruz böyle işte. Kardeşim de vardı bu arada. 3 kişiydik biz. Arkadaşlar karşıma masa tenisi oynuyoruz falan filan. Böyle pimpon topu Şebnem'lerin oturduğu yere kaçtı. O arkadaşıyla beraber oturuyordu. Niye kaçtı? Taktiksel. Ondan sonra Şebnem'lerin olduğu yere pimpon topu kaçtı. Ben de gittim, dedim ki hani top falan orada. Şebnem'in arkadaşı topu sağ olsun verdi. Şebnem hiç orada olmadı, böyle falan yapıyordu. Zaten böyle Şebnem şeyli. Anamurlu olduğunu söylememde bir sakınca yok değil mi? Anamurlusun sen. Anamurluların default bir çatık kaşı vardır arkadaşlar. O kadar fazla güneşe maruz kaldıkları için ciddi söylüyorum, normal hallerinde bir çatık kaş olur. Mesela normal dur. Tamam, normal duruyorum. Bak görüyor musun, kaş aşağı doğru eğiliyor. Şu an gülme. Bak. Suratla öyle bir otomatik bir böyle bir sinir vardır. Şebnem de biraz böyle sinirli gibi gelmişti bana. Irkçılık yapıyormuş. Arkadaşlar bağırıyormuş. Yok, ben zaten normalde soğuğumdur ya. Ben soğuğumdur yani, evet. Hemen herkesle öyle kaynaşamam, konuşmam. Ben de masa tenisi oynuyordum böyle falan. Şebnem de izliyor zaten. Masa tenisi oynayabiliyormuş o da. Dedi ki hani bizim oynayışımızı gördü. Dedi ki ben de oynayabilir miyim? Ben de oynayabilirim diyeceğim. Ben dedim ki tabii oynayalım beraber. Buyurun gelin hanımefendi. Tabii ki de oynayalım dedim. Evet, şöyle oldu aslında. Evet, yaz tatili için arkadaşımla buluştuk. Olimpos'a gittik. Olimpos'a daha önce de gitmiştim. Sevdiğim bir yerdi yani. Birkaç yazdır hep Olimpos'a gidiyordum. O gün de gene kaldığımız yerde enisler de varmış. Masa tenisi oynuyorlar. Baktım o kadar kötü oynuyorlar ki. Ya gerçekten o kadar kötü oynuyorlar ki. Dedim ki ya ben bunlarla oynarım. Hani böyle bazen olur ya. Ya oynasam oynamasam diye bazen çekinebilirsiniz ama böyle görürsünüz ki sizden daha şeyler altta... Daha kötü bir şekilde oynuyorlar ama ben bunlarla oynarım dersiniz. Öyle bunlar oynuyorlardı. Dedim ki ya pardon, maçınız bitince biriniz benimle maç yapabilir mi dedim. Çünkü o kadar emindim ki ya bu kadar kötü oynanamaz ya. Gerçekten çok kötü. Peki sonuç ne oldu? Şebnem iki ters bir düz, üç ters bir düz. Her türlü yendim. Şebnem hatta şöyle oldu. Ya nasıl yeniliyorum falan demeye başladı. Sinirlendi. Ama ben sonradan şöyle bir şey vardı. Herhalde kardeşiyle oynuyor diye mi kötü oynadı onu anlayamadım. Hani bazen kardeşimle eğlemek amaçlı. Hayır be. Turkan yenmedi beni. Yalan söyleme. Turkan kardeşim de mi yendi? Turkan yenmedi. Ayrıca Şebnem'i bir güzel yendi. Hayır, öyle bir şey yok. Şeyden bir türlü... Ay şöyle bir şey var. Hiç tanımadığın biriyle masa tenisi oynarken şunu der misin? Ya ben nasıl yeniliyorum sana? Bana böyle dedi yani. Ama çünkü ilk çıkışım oydu. Mantalitem oydu. Ve yenilince evet biraz şok olmuştum. İnanılmaz kompetitif bir ruhu var kendisinin. Çok rekabetçi. ve ona rağmen masa tenisinde bana yenildi. Sonra biz öyle akşam muhabbet ettik. Hani oradan tanıştığımız oldu. İşte akşam oturduk. Yo, biz maçımız oturduk. Bittikten sonra ben gene arkadaşımın yanına gittim, oturdum. Ama tabii bunlar peşimizde böyle ortalıklarda dolanıyorlar. Ya biz de öyle bir anlattık. Sanki saçlarım dikmiş. Ramlayan takmıyor ya. Kadın mı falan, öyle gezermişiz gibi. Olimpos apaçileri böyle. Avcı gibi çıkmışız böyle geziyoruz. İşte öyle bir şey yok. Normal. Zaten yan yana bir sürü çardak vardı oturduğumuz yerde. Bir çardakta biz oturuyorduk, bir çardakta bunlar oturuyordu. Ben de tek başımaydım. O zaman kimse yoktu. Selam verdi. Ben selam verdim. Ayaküstü konuşmaya başladık orada. Ben çardakta ayaktayım. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz, nasıl gidiyor falan filan diye. Şebnem'in arkadaşı da sağ olsun işte Gamze. Ona da buradan selam olsun. Ayıp olmaz herhalde diye düşünüyorum ismini vermemizi yani. Gamze de işte sağ olsun sohbet ediyor falan filan böyle. Şebnem de arada böyle bakıyor, gülüyor falan bilmem ne. Hani sohbete iştirak ediyor ama tam da etmiyor. Hani Şebnem'in kafasında şunu görebiliyorsun. Ya bu kim? AQ. Defolsun gitsin gibi bir bakışı var suratında yani. Yani bir masa tenisi oynayalım dedik. Ondan sonra hiç sevmem böyle şeyleri gerçekten. Yani hani tamam orada oynadık ve bitti. O kadar sevmiyor ki evlenmeye karar.
bunlar bir yapıştı diye. Yani öyle bir şey. Çok kibar bir şekilde normal ayaküstü iyi akşamlar evet, falan evet, diyerek geçtim. Yani hiçbir hayvanlık falan yapmadım. Ve ondan sonra da Gamze sağ olsun dedi ki gel hani ayakta kaldın otur hani muhabbet edelim. Gitmedi çünkü yarım saat falan ayakta konuştu. Ama sanki böyle durup hani bekliyorum orada. Araya soru sokabilir miyim? Tabii sokabilirsin. Sen giderken yanına içinde yalnızca tatilde tanıdığın biriyle muhabbet etme niyeti mi vardı yoksa bir şey düşünüyor muydun? Evet. Tabii cevapla. Sadece tatilde tanıdığım birileriyle muhabbet etme amacım vardı. Ben hayvan mıyım? Şu kızları bir çizsek diye konuşuyorum. Öyle bir şey olamaz yani. Olabilir. Hayır abi, o anlamda o anlamda yani sormadı ki o. Sen niye öyle pis anlamda anladın be? Hayır be o anlamda sordu. Hayır o anlamda sormadı. Hoşlandın mı o anlamda diye. O anlamda mı sordun? Ben o anlamda sormadım. Evet. Şu anlamda sordum. Belki masa tenisi oynarken hoşlandın. Sonra muhabbet etmek istedim. Evet o anlamda sordu zaten. Ben de öyle anladım. Tamam ben de o anlamda zaten anladım. Ama sen niye pis bir şekilde bunları düşünürsün? Ama bir dakika sen bayağı gaz açtırmış gibi anladın da. Ben anlamadım. Ya ben de gönül eğlendirir geçeriz. Yok be ben normal selam vermeye gittim ya. Muhabbet olsun diye gittim yani. Hani öyle bir hiçbir amacım yoktu. Hoşlanmakmış, böyleymiş gibi bir amaç değildi yani benimki. Ben normal tanışıyoruz ya. Kimseyi tanımıyorum çünkü orada. Sadece arkadaşım ve kardeşim var. Sizleri tanıdım. O yüzden selam vereyim dedim geçerken yani. Ayaküstü sohbet ettik. Siz ne yaptınız, nasıl gidiyor falan filan diye. Bir de ben o zaman gencim de yani. Şimdiki şey değilim. Şundan dolayı seviyorum da insanlarla tanışıp muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi. Yani merak ediyorum hani ne yaşıyorlar, ne yapıyorlar diye. Çünkü şöyle bir şey oldu Şebnem'le diyaloğumuza. Özel bir durum yoktu yani. Sen herkesle aynı şekilde muhabbet ediyordun. Sen kimsin oğlum sen? Maturo var ya. Harika sorular. Harika sorular. Oğlum bak senin ümünü sıkarım böyle. Şuradan para uzatıyor bana. Değil mi? Aynen. Alttan. Böyle yapıyor. Parmaklar akşam kırılacak böyle. Konuştuk hatta şöyle bir muhabbet oldu. Ben o zaman şeyi çok merak ediyorum. İnsanların yaptığı işleri falan da çok merak ediyordum falan diye. Şevnem de demiştim ki ne iş yapıyorsun? Bankacı falan demiştim ama Şevnem de yarım ağız cevap veriyor. İşte bankacıyım falan demiştim. Ben de hani bankacı mı ne yapıyorsunuz falan hiç bankacı tanıdığım olmadığı için. Dünyanın en ilginç işiymiş gibi. Ama bana hep öyle geliyordu. Çünkü bilmiyorum ya orada nasıl bir hayat dönüyor falan. Şevnem de üf iş mi konuşacağız dedi böyle. Hani ya çünkü ya Şevnem bu kadar bayağı kötü dövecekti beni ya. Olabilir mi ya? Ya bilmiyorum bana çok bir şey geldi. Bir tatile gelmişsin evet, işini soruyor. Bana aynen istersen sana şurada bir kasa açayım. Bir şey yapayım. Ama genelde bir arkadaşlık oldu biz yani tüm grupçu olarak tanıştık. Ve beraber hani böyle takılmaya başladık yani işte. Ya arkadaşım davet edince bizim oturduğumuz çarda. Daha sonra tabii enisin de yanında kalan arkadaşları falan da geldiler. Onlar da oturdular ve biz o gün sabaha kadar sohbet ettik. Sohbet ettik. Sonra sabahın ilk ışıklarında denize gidip denize girdik falan yani. Hani hiç kimse ayrılıp şeyine gitmedi. Yatmak için falan ayrılmadı. Sardı yani muhabbet. Hani bakmayın böyle sanki iğrenç bir ortam olmuş gibi de güldük eğlendik hep beraber yani. Evet. Şöyle bir şeyimiz olmadı. Ya ama tabii evet gerçekten buradaki sohbet kısmında hem benim arkadaşımın şeyi hem Enis'in bu kadar çok gerçekten çok meraklı yani hani soru sorması nasıl desem kendisinin çok konuşması olsun. Ben kendisini... de kız kim ya kendini dedim böyle sohbete falan sokma. Ben o kadar çünkü sevmem böyle şeyleri ilk etapta. Bir de çok merak eden insanları da çok sevmem. Yani tanımıyorum, etmiyorum. Ya aslında şöyle gülüyor, eğleniyor ama şöyle bir şey var ya. O istemediği bir konuya gelince hemen belli ediyor. Hani kibarlık yok. Hani şey kibarlığı vardır ya. Ayıp olmasın diye sohbete eşlik etme veya hani karşıdakini kırmayayım diye sorduğu soruya öyle bir kibarlığı yok yani. Hani o kibarlığı şey net olarak hissettiriyor sana. Ya salak değilsen anlıyorsun yani. Şu anda konuşulmasını istemediğim bir şey konuşulduğunu anlatıyor sana yani. Onu da belli ediyorsun. Nasıl ama Şevnem'in hani benden hoşlandığı falan hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim yani. O arkadaş gibi takılıyoruz falan diye düşündüm. Sonra şeyde bir ilk hoşlaşma durumumuz oldu aslında. Ya biz şöyle bir muhabbet oldu abi. Biz artık tatilin son günümde. Şebnem'in arkadaşı erken gitti Şebnem'den. Aynen. Ama bir gün biz böyle hani beraber baş başa kaldık ve beraber sahile gittik. Sahilde de Olimpos'ta kano kiralayanlar vardır. Bilenler olacaktır böyle. Kanoya binersin böyle şey yaparsın. Biz dedik hadi kiralayalım mı? Ben de çünkü severim öyle aksiyonları. Şebnem de seviyormuş. Aksiyon da kano kiralamak çok büyük aksiyonmuş gibi. Abi biz o kanoyla böyle girdik, üzerinden çıktık, atladık falan bir şeyler yaptık böyle. Dar alanlara girdik, çıktık bilmem ne. Sonra kanoyu hareket ettirememeye başladık. Yani kano gitmiyor. Delinmiş, su almaya başladı kano. Yani biz aslında kürekleri çekiyoruz ama kendi etrafımıza dönüyoruz gidemedik. Sahilden adam bize bağırıyor, hey gelin artık dönsenize falan diyor. Çünkü bir saati de geçmişti bayağı evet, bir kaç saat, 2-3 saat olmuştu. Dönün artık diye el kol falan yapıyor bize. Biz de kürekleri çekiyoruz ama gidemiyoruz yani. Sadece en fazla kendi etrafımıza dönüyorduk, o şekildeydi. Orada bayağı bir eğlendik biz beraber baş başa ve ilk orada aslında eğlendik derken abi biz bu kızla ne güzel eğleniyormuşuz ya falan gibi muhabbetimiz oldu hani orada. Onunla ama öldürmeyi hiç düşünmemiştim. Yani o çünkü çok ya o zaman öyle bir şey yoktu yani ki zaten yani öyle bir şeyim yoktu. Normal arkadaş hani. Yani ben kız tavlayamadım aslında orada şu an fark ettim. Yani... zaten ben önce ona güldüm kızı tavladım diyor ya öyle bir şey yok. Ben tavladım arkadaşlar. Öyle bir tavlama mavlama yok yani. Bir kere Olimpos'ta asla öyle bir şey olmadı zaten yani. Olimpos'ta tanıştık. Aynı Olimpos'ta hiç öyle bir şey olmadı. Neyse sonra biz bu kanallara götürmeye çalışırken yüzerek ben tuttum işte o
kürekleri. Enes işte asıl ana parçayı aldı. Gidiyoruz, sonra sahilde bize yardım etmek için turistler geldi. Ama turistler erkekti. Ve hepsi gidip Enes'e yardım etmeye çalıştılar, biliyor musunuz? Benim elimde kürekler. Ben kürekleri çıkartmaya çalışıyorum. Kimse gelmedi. Hepsi Enes'in yanına gitti böyle. Bilmiyorum artık o çocuklarda bir şey mi vardı. Enes'ten mi hoşlandılar? Nasıl oldu o durum, tam anlayamadım. Cazibe. Sadece kadınlar için değil, erkekler için de bir cazibe. Aynen. Enes'e yardım ettiler falan. Ben böyle elimde küreklerle falan böyle çıkmaya çalıştım. Darbeder olmuş bir halde falan. Sonra onları teslim ettik. Ah, sonra ayrıldık. O Avrupalı çocuklara varsaydım şimdi bambaşka bir hayatım olurdu. Aynen ya. Vallahi o zaman orada bir Avrupalı kısmeti çıkmıştı Enes'in yani. Sarışın da bir çocuktu böyle, uzun boylu maşallah. Tabii. Fizikli müzikli bir çocuktu böyle. Geldi hemen koşa koşa yardıma geldi. Gülüşmüş benim hala aklımda. Gülüşü sana böyle yere bir şey yapışı falan. Ya aklımda. Bunu daha sonraları da karşılaştık bu arada. Ya biz her saatle çıktığımızda belli başlı turistler Enes'i bir yokluyor yani. Öyle şeyler oldu. Yani Avrupalı erkeklerin cazibeyim. Hani şeyler Avrupa. Cazibe merkezi. Hani gazete küpürleri vardır ya, ben de vereceğim. Avrupalı erkekler bana bayılıyor falan diye. Aynen. Ama verirken ki pozum nasıl olacak? Şöyle. Aynen. İyice böyle V yaka. Açık önüm falan böyle. Ondan sonra Şebnem tabii beni Şebnem tavladı aslında biraz. Çünkü Şebnem İstanbul'a döndükten sonra beni aradı. Müsait misin? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Görüşelim mi diye. Ben biz o zamanlar şey muhabbeti çevirmiştik çünkü. Ben bisiklete biniyordum. Enis de bisiklete biniyormuş. Bisiklete bindiğini söylemişti. Yalan. Öyle olunca... Bu çok bariz yalandı bu arada. Ben de anladım yani onu. Sen biliyormuşsun, güzel. Bisiklete biniyorum demişti bana. Ben de bisiklete binecektim hafta sonu. İşte dedim ki pazartesiydi galiba o gün. Hafta sonu bisiklete binelim mi dedim. Enis de ben Kadıköy'deyim, görüşelim mi dedi. Ben hemen öyle bir şey yazmıştım. O da yalan. Kadıköy'de de değildim. Sonra... Bayrampaşa'daymış değil mi? Hemen minibüse binmiş. Yakında değildim yani. Maltepe tarafında bir yerlerdeydim. Ama dedim ki Şebnem böyle bir şey sunduysa demek ki görüşmek istiyor benimle herhalde. Eğer gerçekten benimle ciddi düşünüyorsa eğer o zaman şu... Ciddi mi? O anda ciddi mi? Ciddi derken sevgili olma anlamında söylüyorum yani. Hani birlikte takılalım istiyorsa benim bu teklifime onay verir diye aslında yazdım onu ben. Hani çünkü geç saatti gece. 11 falandı böyle. 10.30 ya da 10.30 mı? Dedim ki yazayım Kadıköy'deyim, buluşur musun benimle? Eğer buluşuruma evet derse o zaman dedim bu kızda gerçekten bir hoşlantı var bana karşı diye yazdım. O da olur dedi. Ve geç saatte, yarın sabah erken kalkacaktı, işe gidecekti çünkü. Ona rağmen geç saatte benimle buluştu ve kahve içtik o gün. Evet, o gün bir kahve içtik. O gün anladık beraber. Hani bir şey olduğumuz falan. Zaten birkaç gün sonra da. Yok, o gün bir şey anlamadık ya. Ben o gün gelince ben anlamadım. Ben de hoşlandığını fazla... anladım. Sen benden niye buluşmak istedin? Ha evet istedim. Tabii ki de aynen evet. Ondan sanki zaman... alelade kahve içelim demeye çağırmış gibi. O gün bir sevgili olmadı. Ama o gün olmadı. Bir sevgili olmadık yani. Olmadı. O şekilde ama... bir şey olmadı. Anladım ya. Bak, ya. Zaten bir kere tatil dönüşünde böyle bir konuşma vesaire varsa bir flörtümsü bir şey vardır. Tabii, tabii o bariz zaten. Ama hemen bir soru. Kadıköy değil de Beylikdüzü deseydi ne olurdu? Yok, gelmezdi ya. Öyle bir şey yapmazdı. Giderdim ya herhalde. Gitmezdin. Giderdim ya. Ya şey demezdi, ben oralardayım demezdi. Beylikdüzü yine bir ilişkinin evet. içine edebilirdi, etmedi neyse ki. Ben oralardayım demezdi bence, öyle evet. bir şey olmazdı. Beylikdüzü'me hım deyip bloklardım büyük ihtimalle, biz bir görüşmeyelim bir daha seninle diye. Ya o kadar fark olsa zaten ben de şey yapmazdım ki. O artık şeyler arası ilişkiye giriyor. Yani öyle bir ilişki oluyor. Arkadaşlar tamam, ben Beylikdüzü'nü batırıyorum, gözünüzü seveyim yeterli. Uzak mesafe ilişkisi gibi yani, o biraz şöyle, zor. Ama şansımıza Kadıköy dedik, yakındık birbirimize yani. Burada da şöyle bir şey var aslında, özet olarak bizim ana noktalarımız Olimpos tanışma key notalarından bir tanesi. Evet. Masa tenisi. İkinci aşaması Şebnem masa tenisinde hunharca yenmem. O yüzden şu anda masa tenisi etki bıraktı. Şey yapacağız. Alacağız tekrar. İstersen bir rövanş yapalım gene. Herkes görsün kimin bileği daha kuvvetli. Ama masa tenisinde Şebnem o gün paramparça etmeseydim ya belki öf. Sevgili olamazdık. O çok aklına kazındı. Ama evet olabilir erkek. Biliyor musun? Gerçekten güçlü hakikaten. Erkek. Belki yenseydim seni bu kadar şey olmayabilirdi. Doğru olabilir. Belki böyle bir şey kalacaktı. Belki hırs yapmışımdır ha. Belki seni, ben de seni hayatının içine edebilirim. Bu arada orada yeminler etmişimdir. Ulan bu çocuğu bir kedi alacağız eve. Köpek alacağız, bu çocuğu bitireceğim ben. Bitirmek için. Yeminler etmişim falan, büyük yeminler. Oğlu bir de çocuğu master şey, şampiyonu yapıyor değil mi böyle? Proje çocuk. Daha neler neler oldu arkadaşlar diye böyle neler neler oldu? Ya bilmiyorum, bence orada tam sevgili olmamıştık biz. O anda buluştuk. Ondan sonraki sevgili olduğumuz zamanlar mesela senin arkadaşına ben bir tane hareketini mesela hiç sevmemiştim. Yani o anda aslında tiksinip bırakma hareketi olabilirdi o. Caddebostan'a gitmiştim bisikletle. Enis de oradaydı. İlk defa beni bir arkadaşla tanıştıracak ama bizim de daha tam sevgili olup olmadığımız belli değil o zamanlar. Yani öyle bir hani sevgiliyiz şeyinde değildik. O arkadaşla yanına gittiğimizde şöyle bir hareket yapmıştın. Şöyle sandalyemi tutup şöyle tak diye çekip biz de Şebnem'le 2 aydır bilmem neyiz falan gibilerinden böyle bir havalı havalı bir şeyler söyledi. Demiştin. Orada öyle bir tiksinmiştim ki ya gerçekten hani o anda seni terk etmediysen terk etmemişsin. Ondan sonra zaten ben bisikletimle eve dönmüştüm. Bilmiyorum hatırlıyor musun hatırlıyorum, o akşama? Evet, yani böyle bir şey de olmuş. Bir sürü bir şey dakika, oldu da. Bilmem neyiz deyip geçsin. Ne o bilmem neyiz? 2 aydır birlikteyiz. İki aydır birlikteyiz. Daha öyle bir şey yoktu yani ama. Ya ben beni şey şu hareketi çok kıl etti. Özür dilerim Baturacığım, şöyle çekemiyorum. Şöyle böyle beni şey yapmış. Sandalyeye çekip biz de böyleyiz falan filan diye böyle bir girmişti.
Ataerkil toplum. Ya ataerkil toplum. Maskülen erkek bunlar. Bize hep bunları öğretildi. Hiç hoşuma gitmeyen bir hareketti yani o. Ondan sonra bu nasıl bir adam ya falan diye düşünmüştüm. Hiç de öyle bir adam değildim bu arada. Ama niye öyle yaptın anlamadım ben de. Bilmem ben herhalde çocukluk işte. Arkadaşına hava atmak istedi. Arkadaşına hava atmak istedi galiba. İlk defa öyle bir şey oldu. Bakmışım, evet. Bakmışım takmışım koluma. Kızı bakın işte biz de 2 aydır birlikteyiz. Ha aynen diye. Böyle. Ha, aynen böyle çekti. Böyle çekti aynen. Ben otururken. Ya şimdi bu nasıl hoşuna gidiyor bak. Şimdi nasıl? Ama o zamanlar sevgili değildik daha ya. Değildik yani. Evet sevgili değildik. Bir şey söyleyeceğim. Bence erkeklerin kafasında bu hep daha erken başlıyor. O hep daha erken emin oluyor yani erkekler. Ha belki de. Belki çabuk gaza geliyorlar yani bu konularda sanki. Ama Türkiye'de şöyle bir şey de var. Kadın olmanın getirdiği pek çok zorluktan biri olduğu için o. Yani çünkü karşındakinin tam olarak emin olamıyorsun ya bu herif nedir ne değildir diye. Sen hani kendinden emin olabilirsin bir erkek olarak ama karşındakinin senden emin olması daha uzun sürüyor ya. Büyük ihtimalle onunla alakalı bir problem var. Ben okey olduk diyorken o hala da mesela soru işaretleri olabiliyor kafasında yani. Ben de o an anlamamıştım onu. Bu dediğin var. Ekstradan bir de erkeklerin hani çok da fazla efendime söyleyeyim böyle ilgi görmediği, sevgi görmediği değil mi? Açıktan sevgi görmemesiyle alakalı biraz ilgi görünce acaba olma durumu da var. Öyle bir acınası bir durumu da var yani. Evet bizde öyle bir maalesef erkek cinsi olarak genel olarak biri göz kırpsa falan yok. <yapıyorum. gülüyor> Ben 7 sene önce aldığım iltifatı hatırlıyorum hala. Ama Şebnem mesela şeydi ben anlamıştım o gün bozulduğunu. Neye bozulduğunu anlamamıştım. Mesela en başta o çok sinirimi bozmuştu benim. Yani bir şey bozuldu ama ulan neye bozuldu acaba diye. O kadar o hareketinle alakası olduğunu düşünmüyorum ki. Ben o hareketin unutmuşum bile yani. Yapmışım geçmişim yani. Şu söyleyeyim. Anda. Hayır hayır. Söyledin sonra. Sormuş muydun? Tabii söyledim. Ha iyi söylemişim. Sonra söyledi bana. Her hafta söylüyor bir kere. Her hafta bir kere hatırlatır bana bunları yani. Yok yok o zaman söylemişti yani. Ne çok uzun sürmedi söylemende. Yani o sonraki hafta mı iki hafta sonra mı ne söyledin yani sen onu. Böyle arkadaşlar. Yani tanışma muhabbeti daha uzar gider tabii bu ilişkiler. İlişki konusu bilmiyorum her zaman çok tartışılan ve üzerine çok konuşulabilecek bir konu. Ve bu kadar kısa sürmez aslında. Ama bizimkisi bu kadar yani yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. İlişkimiz de bitti burada görüşürüz.